Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Lübnan'da göstericilere ateş açıldı. Ölü ve yaralılar var. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz yıl yaşanan patlamayı soruşturan hakimin değiştirilmesi talebiyle toplanan kalabalığa ateş açıldı. Açılan ateşe karşılık verilmesi sonucu çatışma çıktı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Harekatı ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldı. Olayda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bilgisi var. Hizbullah ve Emel Harekatı destekçileri Beyrut limanında geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık El Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı. Anadolu Ajansı'nın bölgedeki muhabirlerinden alınan bilgiye göre Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı. Zaman zaman ateş açılmaya devam ediliyor. Gerginlikle korkunun sürdüğü bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri intikal etti. Gayrimeşru bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybettiği bilgileri geliyor. Orduyla Şii Emel Harekatı milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Lübnan'da yaşanan şiddetli çatışmalara ilişkin bilanço ortaya çıkmaya başladı. İlk belirlemelere göre yaşananlarda 6 kişi hayatını kaybederken en az 60 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati öğleden sonra Merkez Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Lübnan Ordu Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin silahlı görülen her kişiye ateş edeceği bildirildi. Mikati konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Beyrut'ta herkesi sükunete çağırarak sebep ne olursa olsun fitnenin peşinden gidilmemesine davet ediyorum ifadelerini kullandı. Bölgede kontrolü sağlamaya çalışan Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile geliştirilmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Mikati, Şii Emel Harekatı lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de iletişim kurduğunu kaydetti. Beyrut limanında 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6000'den fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu aktarılmıştı. Değerli izleyenler, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.